Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda neler var? Bu videoda dik koninin temel elemanlarından ve açınımından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, dik koninin temel elemanları ve açınımı nasıl olacak bakalım. Tabanı daire olan piramitlere koni diyoruz. Hani arkadaşlar, tabanı daire olan prizmalara silindir diyorduk. Aynı şekilde tabanı daire olan piramitlerinde özel bir adı var. O da koni arkadaşlar. Koni neye benziyor? Parti şapkalarına benziyor. Öyle değil mi? Ya da ters çevrilmiş bir neye benziyor? Dondurma külahına benziyor diyebiliriz. Yüksekliği taban merkezine inen koniye dik koni diyoruz. Şimdi tepe noktasından dikme indirdiğimde taban merkezine, yani dairenin merkezine geliyorsa dik koni diyoruz. Biz dik koniden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tepe noktası ile taban dairesinin çevresi üzerinde herhangi bir noktayı birleştiren doğru parçasına ana doğru diyoruz. Bakın B ile birleştirmiş, bu da A ile birleşmiş. Bunlar ana doğrularımız. Bu tepe noktasından indirdiğim ise yükseklik. Bu aynı zamanda ekseni arkadaşlar, koninin ekseni. Tepe noktası bütün piramitlerde olduğu gibi taban yarıçapım ve tabanım var arkadaşlar. O zaman açılmış halini birazdan göreceğiz ama şu şekilde özetleyebilir miyiz? Açtığımızda bir daire dilimi ve tabanda bir daire olacak arkadaşlar. Yanda verilen dik koninin açınımını çizelim. Hemen ilk sorudan geldi daha açınımını çizmemiz. Bakalım, çizelim. Çiziyorum. Evet arkadaşlar, çizdik. Bir de tabana ne eklemem lazım benim? Daire eklemem gerekiyor. Taban yarıçapının ne olduğunu biliyorum. 6 olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar, konimiz silindir, hani tabanı çevreliyordu. Aynı şekilde konimizde de şurası tabanı ne yapacak? Çevrelecek. Bakın burada açık hali var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kapattığım zaman, koniyi oluşturduğumda arkadaşlar, taban ne yapacak? Bir şekilde bu tabandaki daireyi burası ne yapmış olacak? Çevrelemiş olacak arkadaşlar. Yani bu uzunluk, şuradaki uzunluk arkadaşlar, taban çevresine eşit olmuş olacak. Peki büyük daire dilimimin de yarıçapının 18 olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar, burada taban çevresi nasıl bulunacak? Taban çevresi 2 pi r'den bulunacak. 2 pi r, 2 çarpı pi çarpı r yerine 6 yazdım. Yani şurası 12 pi olacak. Çünkü burası 6 olduğu için, taban yarıçapım 6 ise, bunun çevresi 12 pi ise, buranın açınımında da bu uzunluk 12 pi olacak. Bir de arkadaşlar, şuradaki açı için bir şey söyleyeceğim. Normalde o açıyı şöyle bulabilirsiniz. Yarıçap 18 ise 360 derece olduğunda dairenin tamamı 2 pi r'den çevresinin ne olduğunu söylersiniz. Büyük dairenin, eğer bu böyle bütün halinde bir çember olsaydı, çevresi 2 pi r'den 2 pi çarpı 18'den 36 pi olacaktı. Doğru mu? Ama ben 36 pi'lik olan kısmı değil de neyi almışım? 12 pi'yi almışım. 12 pi buradaki daire diliminin ölçüsü, daire diliminin merkez ölçüsünün ne olduğunu bulacağım. Bakın basit bir oran yapabilirsiniz. Ya 36 pi 360 derece ise 12 pi ne olacak arkadaşlar? 10 katı, o zaman bunun da 10 katından 120 pi olacak. Bu şekilde oranlayarak merkez açının ölçüsünü bulabilirsiniz. Ya da arkadaşlar, her seferinde bu oran olduğu için şu şekilde genelleme yapabiliriz. Nasıl genelleme yapabiliriz? Şimdi ana doğru uzunluğuna A diyorum. Yarıçap uzunluğuna R diyorum. Bu durumda A'nın R'ye oranı 360 bölü alfadır. Ana doğru uzunluğunun taban yarıçapına oranı 360 bölü alfa olacak. Alfa ne? Merkez açının ölçüsü. Ama yok, ben illa formül kullanmak istemiyorum diyorsanız, oranlayarak da çok rahat bulabilirsiniz. Orantı yapabilirsiniz arkadaşlar. Aralarında ne var? Doğru orantı var. Bu şekilde açınımını çizmiş olduk. Hatta merkez açısının ölçüsünü de bulduk. Peki geldik ikinci örneğimize. Yanda yanal yüzeyinin açık hali verilen dik koninin taban yarıçapını bulalım. Şimdi arkadaşlar, ne demiştik? Taban yarıçapına R dersen, şuradaki AB yayının uzunluğu, AB yayının uzunluğu
taban çevresine eşit. 2 pi r'ye eşit. Peki AB yayının uzunluğunu nasıl bulacağım arkadaşlar? AB yayının uzunluğunu bulurken 108 derecelik daire diliminin çember yayının uzunluğunu bulacağım. 2 pi r bölü 360 çarpı alfadan bulacağım. O zaman 2 çarpı 2 pi r neymiş? Yarıçapım neydi? 10 bölü 360 çarpı 108. Şimdi sadeleştirme yapalım burada. 36'ya böl, şu gitsin. 36'ya bölünce de 108'i 3, 6 pi. Peki AB 6 pi ise, AB yayının uzunluğu 6 pi ise arkadaşlar, burası eşittir 6 pi'den. Yarıçapı ne olduğunu buldunuz. Pi'ler gitti. 2 r 6 ise yarıçap eşittir 3. İşlemi bulmuş olduk. Ama hani ben böyle uğraşamam diyorsanız, şunu yapabilirsiniz. Neydi? A bölü R 360 bölü merkez açının ölçüsüydü. A neymiş? 10. Yarıçapı bilmiyorum. Eşittir. 360 bölü alfa kaç derece? 108. İşlemi yaparsanız R çarpı 360 eşittir 108 çarpı 10. O zaman R'yi yalnız bırakmak için 360'ı buraya atarsam, bölersem her iki tarafı 360'a, R eşittir ne çıkacak yine? 3 santimetre çıkacak. İki türlü de bulabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan burada şu AB yayının uzunluğunun taban çevresine eşit olduğunu bilmeniz. AB yayının uzunluğu tabandaki yarıçapı R olan dairenin çevresine eşit. Üçüncü örneğimizde yine açınımı verilmiş. Bu sefer taban yarıçapını vermiş, ana doğru uzunluğunu soruyor. Kısa yoldan yapalım ilk önce bu sefer. Neydi? A bölü R eşittir 360 bölü alfaydı. O zaman A'yı bilmiyorum bu sefer. R'nin 6 olduğunu biliyorum. 360 bölü alfa. İşler dışlar yap. Alfa 144, onu yazmamışım. Evet, 144. O zaman A çarpı 144, işler dışlar çarpımı yapıyorum. 6 çarpı 360. Yani A eşittir 6 çarpı 360 bölü 144. Sadeleştirme yapalım. 144'ü 72'ye böldüm. 2. 360'ı 72'ye böldüm. 5. 30 bölü 2'den de A'nın ne olduğunu gördüm arkadaşlar. 15 santimetre olduğunu bulmuş oldum. Peki şimdi uzun yoldan yapalım. Yani şimdi ne gerek var diyebilirsiniz. Oldu ki formülü unuttunuz arkadaşlar. Taban yarıçapı 6 ise taban çevresini nasıl bulacağım? 2 pi r'den bulacağım. R yerine 6 yazdığımda 12 pi. Yani şurası 12 pi. Buraya a dedim. Evet, o zaman bakıyorum. Şimdi 360 derece olduğunda çevre 2 pi a mı? Peki 144 derece olduğunda 12 pi'ymiş. Doğru orantı yaparsanız buradan da çıkacak arkadaşlar. Doğru orantıda ne yapıyorduk? Çapraz çarpıyorduk. 360 çarpı 12 pi eşittir 144 çarpı 2 pi çarpı a. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yapalım. Yine 72'ye böldüm 2, 72'ye böldüm 5. 2 pi ile 12 pi gitti 6. 30 eşittir 2 a'da. Gördüğünüz gibi A'nın yine ne olduğunu buldum. 15 santimetre olduğunu bulmuş oldum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önemli olan az önce de söylediğim gibi taban çevresinin bu yayın uzunluğuna eşit olduğunu unutmamanız. Dördüncü örneğimizde yanda verilen T merkezli çeyrek daire dilimi kıvrılarak TA ve TB birleştirilerek bir dik kone oluşturuluyor. Oluşan dik koneyi çizelim ve taban yarıçap uzunluğunu bulalım. Hemen çizelim bakalım. Oluşan dik konemiz şöyle bir şey olacak. Evet. Ve ana doğrusunun uzunluğu ne olacak? 8 olacak. Taban yarıçap uzunluğunu bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum ki yarıçapı 8 olan dairenin çevresi 2 pi r'den ne olacak? 16 pi. Şimdi ben çeyrek daire aldıysam çeyrek dairede burası 16 pi bölü 4'ten mi bulacağım? Bölü 360 çarpı 90 da yapsanız aynı şey arkadaşlar. Ne olacak? 4 pi. Bu 4 pi tabandaki dairenin çevresine mi eşit? O zaman tabandaki dairenin çevresini 2 pi r'den 4 pi diye bulursanız yarıçap buradan ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Evet. Peki.
Peki bunun yüksekliğini bulmak istesek ne yaparız? Burada Pisagor bağıntısı uygulayarak yüksekliğini bulabiliriz. Ama benden koniyi çizmemi ve yarıçap uzunluğunu bulmamı istemiş. Yarıçap uzunluğunu 2 olacak şekilde konimizi çizdik. Ve arkadaşlar son sorumuzda ise bir dik üçgen var. Yanda verilen dik üçgenin TA kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan şekli çizelim. Şimdi TA etrafında 360 derece döndürdüğümde bir dikdörtgeni arkadaşlar bir kenarı etrafında 360 derece döndürdüğümde silindir oluşuyordu. Fakat şimdi bunu AT etrafında 360 derece döndürdüğümde ne olacak? Bakın bir koni oluşacak. Bir dik üçgeni dik kenarlarından biri etrafında döndürürseniz bir dik koni oluşur arkadaşlar. Eğer hipotenüs üzerinde döndürürseniz de iki tane dik koni oluşur. Tabanları yapışık olacak şekilde. Neyse biz şimdi sorumuza dönelim. Ne bulduk? Yarıçapı 5, yüksekliği 12 olan bir koni. Peki bunun ana doğru uzunluğu nedir arkadaşlar? 5, 12 ne üçgeni vardı? 13. Ya da Pisagor yaparak bulabilirsiniz. Tabi Pisagor'u pek kullanmıyoruz. Çünkü özel üçgenleri işlem kolaylığı olsun diye öğrendik. 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. A'nın karesi ise 25 artı 144 eşittir A kare. A kare buradan ne çıkacak? 169. 169 da neyin karesi? 13'ün karesi. Onun için A eşittir 13'ü buradan bulduk. Şimdi bunu çizmem gerekiyorsa da zaten aslında orayı çizdik ama şuraya da tekrar çizelim. Yarıçapı 5, ana doğrusu 13 olan bir koni arkadaşlar. Şurası da şöyle çizeyim. Yüksekliği bu kadar. Yüksekliğinin de hatta ne olduğunu biliyorum. 12 olduğunu biliyorum arkadaşlar.